Çuvalcılar Çarşısı mı? Burası. Semerciler Çarşısı. Dedem benim burada keçe yapıyormuş. Tanıdın mı sonra? Acaba adam seni tanımıştı. Ha küçüktü o, sen yaşlısın. Şurada Kur'an koymak için kaplar satılıyor. Şurada fırın var, fırının odunları. Bunlar İskilip'e has eşyalar, sepetler. Şu beşikler çocuklar oynasın diye üretiliyor. Kaşıklar. Takır takırlar nerede baba? Beşiğin içinde var bak. Ha, şuradaki beşiğin içinde bakın. Tıkır tıkır oynanan bir oyuncak var. Tıkırdaklık anı. Kaç lira? Dır tıkırdaklık anı. Güzel eşyalar vardır buranın, buraya has. Şu oturma için kullanılan oturaklar da buraya has. İskemle mi onun adı? İskemle. Eskembil. İskilip'in şivesi eskembil. Ben de İskilip'liyim ama. Ha, eskembi. Eskembiymiş. Şu alttakiler eskembi. Tamam. Teyzemin evinin oradan mı geçiyoruz sağdan? Aynen. Ya? Sağdan gidiyor ama ki daha sağdan. Bayramda biz şuralarda yürüyerek çarşıya giderdik. Teyzemin evi şu soldaki aralıkta idi. Biz de sağ taraftan İskilip'le Atıf Hoca'nın oraya gidecektik, gidemiyoruz. Yol kapalı, geri dönüyorum. Şimdi yol kapalı olduğu için teyzemin evinin o tarafa döndük. Biri oturuyor. Şurası da annemin, amcasının evi. Şurası benim teyzemin eski evi. Şurası İskilip'teki yollar. Bura yeni yol mu adı? Burası İstanbul Caddesi olacak. Burası İstanbul yolcu olacakmış ama bu şekilde kalmış. Babam çocukken açmışlar, bu yol yokmuş. Annemin dayısının evi. Şura mı? Sezenlerin. Annemin evi. Hangisi anne? Şu. Ha, gösterdim onu. Şu. Onu gördüm. Şurası, şurada da annemin halası oturuyordu değil mi? Senin halan mı? Hangi evdi? Gitti. Yani şu asmalı. Asmalı olan mı? Şimdi kim oturuyor ki? Hiç kimse. Şurası da asmalı. Babamın halasının ne durum diyorlar. Mezarlığa mı gidiyoruz biz şu anda? Yanlama bir gelelim geri. İskilip rahat. Amcam adı bak. Yürür gidersin anneciğim bak. Şu kadarcık zaten. Dün de hep şey yaptık, gece uyuyamadım. Burası İskilip'li Atıf Hoca'nın mezarı, anıt mezarıymış. Burası kale yolu. Burası İskilip'li Atıf Hoca'nın mezarlığının yolu. Burası da
Gül Baba mezarlığı. İskilip'in Gül Baba mezarlığı. Gül Baba türbesine gidermiş orası. Burada benim annemin amcasının mezarlığı var. Hafız kendisi, Hafız amcam diyoruz. Onun oğlunun mezarlığı var. Genç yaşta öldü gitti. Mezarların üzerine basmak yasak. İslam dininde basılmaz. Taşı yok. Mezarlık şurası. Hafız amcamın mezarlığı. İskilipli Atıf Hoca'nın kabri. İskilip'te. İstanbul'dan getirildi. Kabristan'a. İskilip dağların arasında sevimli bir ilçe. İskilipli Atıf Hoca'nın kabristanı. Etrafı çok güzel bakmış belediye. Bayan mescidi, misafir kabul yeri, bay mescidi, lavabolar mevcut. Abdest alma yerleri çok rahat. İskilipli Atıf Hoca benim babaannemin, üvey babaannemin öz dayısı. Şapka devrimi yapıldığı sıralarda frenk şapkasını takmayacağım dediği için keyfi asılan alimlerden birisi. Savunmasını yapacakken rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz "Sen bizim yanımıza gelmek istemiyor musun?" dediği için rüyasında savunmasını yapmıyor. Mahkemede de Cumhuriyet kanunlarına vesaire işte artık o zaman ne söyledilerse muhalefetten suçlu bulunuyor. Ve koskoca alime sırf başkalarına örnek olsun, bak biz kimleri asarız, keseriz demek için asıyorlar. İşte o zamanlar bir suçlu gibi asılan Atıf Hoca bugün saygın bir şekilde İskilip'in göbeğinde, memleketinde anılıyor. Buraya da gömülmüş. Yani bir insan belli bir zaman içerisinde, belli bir dönemde suçlu gibi asılırken başka bir dönemde saygıyla anılabiliyor. Neticede en doğru karar vermeye çalışmak lazım her zaman. Ne kadar çalışılsa da verilemiyor ama Allah-u Teala nasıl olsa ahirette haklının hakkını haksızdan alıp haklıya verecektir. Biz Müslümanız böyle de inanırız. Böyle de inanıyoruz. Tek tesellimiz de
Haksızlıklara karşı bu zaten. Allah akıl fikir versin cümlemize. İstikamet yolunda olmayı nasip etsin. Allah kendi rızasına uygun müminler olarak yaşatsın ve öldürsün cümlemizi. Kapıdan girdik. Şu arkamızda külliye. Kuş sesleri çok güzel. Size Bayan Mescidi'ni de göstereyim. Kapısı çok güzel bir defa. İçerisi de bu şekilde. Her nefis ölümü tadacaktır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şurası da Gülbaba'nın mezarlığı. O da İskilip'teki muhterem zatlardan birisi. İskilipliler gelirler, ziyaret ederler. Allah'ın sevgili kullarından olduğu için, öyle inandıkları için. Burası İskilipli Atıf Hoca'nın mezarlığı. Şurası çıktığım merdivenler. Şurası da Gülbaba'nın mezarlığı. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur denilir. Sonra da ruhuna Fatiha okunur. İskilip Halk Eğitim Merkezi. Şurası Gülbaba Mezarlığı. Sular akıyor. Güller mis gibi kokuyor. İşte bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtel müstakîme sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddallin. Amin. Burası da Gülbaba Mezarlığı'nın diğer kapısı. Dedem, babaannem. Üvey babaannem. Hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Burası İskilip'in mezarlığı. İskilip'in Gülbaba mezarlığı. İşte biz de ölünce böyle cesedimizde sağ salim duruyorsa, ki duramayanlar var biliyorsunuz. Yananlar, kaybolanlar, yıkılanlar. Etrafımıza kalan müminler getirecekler. Aynı şu mezar gibi. Mesela toprağı kazacaklar. İçerisini
bizi gömecekler, üzerimizi örtecekler. İşte o zaman geriye bize ne kalacak? Sadece amellerimiz. İyi yaptığımız işler. İyi işler yapmışsak ne âlâ. Ama iyi işler yapmamışsak o mezar bizi sıkacak, daraltacak. Ta ki mahşer gününe kadar. O yüzden Allah'ın emrine riayet ede ede yaşayıp ölmeye çalışmamız lazım. Allah'ın rızasına uygun yaşarsak öbür dünyaya, yani dünya aleminden diğer aleme geçtiğimizde Allah bize mükafatlar verecek. Şimdi insanlar birçok alemde yaratılıyorlar, yaşıyorlar. Mesela önce hiç bazılarımızın hatırlamadığı dünya aleminden önceki alem, galubela diyoruz. Sonra anne karnındaki alem, değil mi? Anne karnındaki alemde de biz hiç bir mükellefiyetimiz yok. Bizim hiçbir mükellefiyetimiz yok. Allah bizi yaratıyor, büyüyoruz ve dünyaya geliyoruz. Galubelada da bir mükellefiyetimiz yoktu. Ancak sadece dünyada bizim yapmamız gereken Allah'ın emriyle işlerimiz var. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, güzel ahlaklı olacağız, yalan söylemeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız vesaire vesaire. İslam ahlakının emirlerini yerine getireceğiz. İşte nasıl diğer alemlerden geldikten sonra tekrar biz o alemlere dönemiyorsak, mesela galubeladan geldik, galubelaya geri dönemiyoruz. Anne karnından çıktık, anne karnına geri dönemiyoruz. Aynı bunun gibi dünyadan da çıktıktan sonra geri dünyaya gelmek diye bir şey yok. Bitti diyecekler. Yani Allah'ım biz dünyaya gidelim, yeniden güzel güzel ameller yapalım dediğimizde bize diyecekler ki geçti, geçti. Bitti. İşte hatta dünyadan sonra da neresi var? İşte kabristan alemi var. Ondan sonra mahşer alemi var diyelim. Sonra cennet ya da cehennem alemleri var. Onların da hiçbirisinde tekrar dönmek yok. Bir alemde yaşanılacak müddet belli. Yaşadıktan sonra geri dönmek diye bir şey yok. Ve sadece imtihan dünyada. Sadece imtihan dünyada, başka diğer alemlerde imtihan yok. Varsa hesap var. Varsa mükafat var. Yahut ceza var. Sadece dünyada imtihanlar var, imtihanlar. Şurası benim dedemin mezarlığı. Hacı Ahmet Yabacıoğlu. Dedem iyi bir adamdı, severdim. Cömert, sözünün eri, güzel ahlaklı. Çocukların hepsi namazlı, abdestli, güzel yetiştirmiş. Bir dedeydi. Nuriye Yabacıoğlu benim babaannem, öz babaannem. Hatta benim göbek adım Nuriye, nüfusta Emine. Yanındaki Nevruz Yabacıoğlu da benim ikinci babaannem. Nuriye babaannem öldükten sonra dedemin evlendiği eşi. İşte İskilipli Atıf Hoca Nevruz'u, babaannemin öz dayısı. Ne demiştik? Her canlı
ölümü tadacaktır. Sonra ne olacak? Yeniden dirilecek. Allah cümlemize akıl fikir versin, hesap gününü de idrak ettirsin. Amin.